ilk yıl hedefimiz olan Süper Lig'de misafir değil de ev sahibi olmak amacıyla mücadele ettik. Amacımıza ulaştık, hedefimize ulaştık. Ondan sonraki sezon tabii çıtamızı yükseltmeye çalıştık. Bunu biz ikinci sezonumuzda playoff oynamaya, Şanlıurfa'yı playoff'a götürmeye çalıştık. İyi bir performans sergiledik. Fakat tabii şanssızlıklar oldu. O sene playoff'a çıkamadık. Tabii 2019-2020 sezonunda malumunuz pandemi dolayısıyla sezonumuz yarıda kaldı. Orada da takım olarak iyi bir ilme sağlamıştık. Fakat son 5 maç kala sezonumuz o yıl iptal oldu. Daha doğrusu durdu. O şekilde test çinlendi. Geçen sene yine biz hedefimiz olan playoff için mücadele ettik. Gerçekten ligin flash takımlardan biri olduk. İyi bir mücadele sergiledik. İyi müsabakalar çaktı. Ve geçen sezon playoff'ta tarihimizde ilk kez Tek Aleksandreli Basketbol'da Şanlıurfa Büyükşehir Belediye'mizi playoff'ta temsil ettik. Gerçekten o playoff havasını sporcularımız yaşaması, Şanlıurfa'nın ismi orada yer alması, işte olan 8 tane takımın içerisinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediye'mizin, Şanlıurfa'mızın orada isminin dalgalanması bizleri mutlu etti. Biz her yıl hedefimizi, çıtamızı yükseltiyoruz. Biz bunu da tabii büyük bir bütçeyle yapmıyoruz. Daha çok Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatıyla daha çok gençlere önem veriyoruz. Kendi gençlerimizi oynatmaya çalışıyoruz. Tabii bunun yanında takviyelerimiz de var. Ama alttan gelen gençler çıtamızı yükselmesine çok büyük katkılar gösterdiler. Hedefimiz daha üst sıralarda yer almak. Bunun ilk geçen sene biz 7. bitirdik. Bu sene ilk 5'in içerisine girmek istiyoruz. Şanlıurfalı sporcuların altyapıdan yetişip takımı ayakta tutması hakikaten bizim için çok güzel bir şey. Geçen yılda çok güzel bir sezonun ardından sezonu 7. sırada tamamladıktan sonra playoff'a kaldık. Yani bugün biz Şanlıurfa'ya, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe gibi takımları getiriyorsak ne mutlu bize. Hakikaten biz Urfa'da engelli sporuna çok şey katıyoruz. Urfa'daki engelli kardeşlerimizi biz takımımıza bekliyoruz.